Merhaba arkadaşlar, biz başlayalım. Az sayıda kişi var ama benim için bir önemi yok onun. Eliptiköy kriptografi konusuna devam etmek istiyorum. Hem size verdiğim ödevi yapmanız açısından hem de Eliptiköy'ün şimdiye kadar kapsamadığım kısımları kapsamak açısından faydalı bir ders olacağını ümit ediyorum. İkinci bir konu da şu anda Zoom'u kullanma şeklimi biraz değiştirdim. Bu aslında biraz da test ediyorum bunu. OBS diye bir yazılım var. Onun yardımıyla Zoom'a giriyorum. Onun yarattığı Windows Zoom'a gönderiliyor. Biraz farklı bir sistem. Daha iyi olacağını ümit ediyorum ama yani çok sayıda program koştuğu için biraz yoruluyor, ısınıyor yani ısındığı için de soğutmaya uğraşıyor kendini. O yüzden biraz azıcık arka planda bir ses duyabiliriz. Biz bir başlayalım bakalım nasıl gidiyor. Şimdi eliptik köf kriptografi tanımında iki tane biz özellikle özel bir kriptografik eğriler tanımlıyoruz burada. Bunlar GFP üzerine, yani mod P aritmeti kullanıyor. İki tane parametresi var A ve B diye curve'ün. Curve bir kere ortaya çıkınca curve üzerinde özel bir nokta, G diyeceğim artık, generator noktası var. Ve bu generator noktasının curve içerisindeki, grup içerisindeki yeri, yani generator noktasının order'ı. Yani bu şununla kastettiğim şey order. Order şu anlama geliyor. En defa G'yi kendine eklerseniz O'yu bulursunuz. Bu order'ın grubun içindeki yeri de önemli. Çünkü bir de bir grubumuz var. Gruba E ile gösteriyorum gördüğünüz gibi. Bu da grubun eleman sayısı, grup order'ı. Ve tam manasıyla bu eleman sayısı, number of elements, ona eşit. Bu da bir başka bir sayı aslında. Bazen N ile G aynı ama buna da M diyelim şimdilik. Şimdi grubun order'ı ve elemanın order'ı, generator'ın order'ı. Genellikle elemanın primitif olmasını istiyoruz. Elemanın order'ı, generator'ın order'ı, grubun order'ına eşit olmasını istiyoruz. Bu eşitlik sağlanınca o zaman G primitif element oluyor. Ama gene her zaman bu olmayabiliyor. Genellikle olan şu, M daha küçük tabii ki. M neyi bölüyor? Yani N'nin bölenlerinden birisi oluyor. Bu durumda o bölüme, yani N bölüme sayısına cofactor diyoruz. Bu bilgilerle başlayacağız. Şimdi bunun örneğini bizim klasik curve üzerinde vereyim. Yani örnek curve üzerinde vereyim. Örnek curve onu şuradan almam lazım. Bu örnek curve bizim örnek curve'ümüz. E1123'tü. Bakın bu curve'ün eleman sayısını bulmuştuk, hatırlıyorsunuz. Buradaydı. Curve'ün eleman sayısı yani grubun order'u 28'di. 27 çözüm vardı ama bir de O var. Okey. Bu kadar açık. Diğer yandan bir generator seçmemiz lazım. Şimdi generator
İstediğimiz noktayı seçebiliyoruz aslında. Yani istediğimiz nokta generator olabilir ama seçtiğimiz nokta, ileriyorum. Bir nokta bulayım onun üzerinde. İki farklı nokta bulayım. Mesela bir 7 noktası seçmiş olsaydık, bir 7 noktasının order'ı 28'dir. Demek ki G'nin order'ı grubun order'ına eşit. Bu şu anlama geliyor. Kofaktör eşittir 1. Ama eğer biz G'yi diyelim ki 28 değil, başka bir nokta seçsek, seçmek istemeyebiliriz onu ama 11-3 seçsek mesela. 11-3 noktasının order'ı 4. 11-3 seçseydik bunun order'ı 4 olurdu. Bu durumda N eşittir 4'tür. M eşittir 28. Dolayısıyla kofaktör 7'dir. Yani kofaktör diye bir terim daha var, bir kavram daha var. Onu da anlamanızı istiyordum. Şimdi bu bilgiler ışığında birkaç tane curve'le ilgili çalışma yapmak istiyorum. Bakın. Şunu üzerinde çalışmak istiyorum. Okay. Şimdi bakın mesela bunlar adverse curve'ları, bir de standart curve'ler var. Bunları da size anlatayım. Bakın mesela burada standart curve'lerin bir sıralamasını yapmışım. Mesela bu bir curve. Bu çok kullanılan curve'lerden bir tanesi. NIST curve'ün bir adı var. NIST P256. Burada kullanılan asal sayı şurada gördüğünüz sayı 2 üzeri 256, eksi 2 üzeri 224, eksi artı 2 üzeri 192, artı 2 üzeri 96, eksi 1, bu sayı. Şimdi bu sayı bir de bizi iki şeyle ilgilendiriyor. Bu P. Bir de bir base point'imiz var. G var. Bakın G burada verilmiş. G 6B ile başlayan sondaki iki satır. 6B ile başlayan X koordinatı. 4F ile başlayan da Y koordinatı. Bu G noktası. Şimdi curve'ın order'ı, yani eleman sayısı, bir asal sayı ve 115 ile başlayan sayı. Bu durumda order of G, G'nin order'ı o sayı olmak zorunda. Çünkü onu bölmek zorunda ya. O 115 ile başlayan asal sayı bölmek zorunda ya. Asal sayı ya kendisi böler ya da 1 böler. Dolayısıyla bunun G'nin order'ı da 115 ile başlayan bir sayı oluyor. Dolayısıyla kofaktör 1'e eşit. Bunun kofaktörü 1'e eşit. Şimdi bu curve'ün başka özellikleri daha var. Bu curve'de A 0'a eşit, B de eksi 3'e eşit. Mod P. Şurada diyeceksiniz ki hocam bu niye B böyle büyük bir sayı? Bu işte negatif 3 sayısı. O yüzden. Yani B eşittir eksi 3 ile B eşittir P eksi 3 aynı sayı. Gerçekten de P'den 3 çıkarırsanız ve onu o sayıyı şurada gördüğünüz gibi heksadesimal olarak yazmış. Yukarıdaki P sayısı desimal olarak yazılmış. Şu desimal sayıdan 3 çıkarıp heksadesimal reprezentasyonu bulursanız şu B'yi bulursunuz. Bu sayı gerçekten eksi 3'e eşit. Dolayısıyla böyle sayılarla ilgileniyoruz. Mesela bu curve değil ama buna çok benzeyen bir curve. Bitcoin'deki elliptic curve digital signature algoritması içinde kullanılıyor. Onun da uzunluğu 256 bit. Orada mesela B 7'ye eşit. Ya da A, hatırlamıyorum şimdi, A ya da B 7'ye eşit.
Bir bundan bahsedecektim. Bir bunu size bir anlatayım dedim tekrar. İkinci konu. Eliptik curve'ün operasyonlarını anlattım. Eliptik curve bir signature algoritması var. Bir de verification algoritması var. Signature için yapılması gereken işlemler içerisinde elliptic curve computation bir tek şu adımda var. O da verilen p'yi ya da g'yi, buna g de diyoruz biliyorsunuz. Yani primitive element ya da generating point. Bir random sayıyla point multiplication yapıyoruz. Yani bu RP demek aslında P'nin kendine R kopyasının eklenmesi demek. R tane P'yi eklemeniz lazım. P artı P'yi yapmak için pardon. P artı P'yi yapmak için kullanmamız gereken işlemler burada açıklanmış durumda. Bu sayfa da bizim için çok önemli. Point addition. Weierstrass-Kirk point addition operasyonu burada. İki noktayı eklemek istiyorsanız üçüncü bir nokta bulursunuz. Bu noktalardan birisi oysa sonuç eklenmeden bulunuyor. Bu noktalar birbirinin negatifi ise sonuç O'ya eşit. Bu noktaların x koordinatları eşitse ya da farklıysa farklı formüller kullanıyor M için. Sonra -3y3'ü yani sonuç noktasını bulmak için tek bir işlem yapılıyor. Bütün bu işlemler, bakın burada olan işlemlere bakın. Çıkarma var, mod p çıkarma var. Kare alma var, çarpma var. Mesela m'nin karesi alınıyor, sonra m(x1, -x3) ile çarpılıyor. Bir de bölmeler var. Bölmeler division yok aslında finite field ama inverse alıp çarpmayla mümkün. Yani y2-y1/x2-x1'in sonucu GFP'nin elemanı olmalı. Yani bu adam 0'la p-1 arasında bir değeri eşit olabilir sadece. Aslında 0 bile olamıyor ama onu da koyayım. Dolayısıyla bunun integer olması gerekiyor. Eğer bu integerse o zaman benim bunu şöyle yapmam lazım. y-y1'i integer çarpı x-x1'in inverse'ü. Şurası modular inverse dediğimiz işte. Mesela diyelim ki 7 inverse mod 23. Böyle bir işlem. Nedir 7 inverse mod 23? Öyle bir sayıdır ki bu. X diye bir sayıdır diyelim. Öyle ki x kere 7'nin çarpımı 1'e eşit. Mod 23. Matematika gibi cebirsel türlerin içerisinde bu var. Bunu kullanmak mümkün. Bunu siz göremiyorsunuz bu yazdığım şeyi ama mesela bu hesaplayayım 7 inverse'ü. 7 inverse modulo 23 ne eşitmiş? 10'a eşitmiş. X eşittir 10. Niye? Çünkü 10 defa 7 70'tir. 70 modulo 23. 3 tane 23 69 eder. 71'e eşittir. Yani sonuçta hep böyle integerler çıkması lazım. Genellikle bu kriptografiye yabancı olan birisi için bir problem yaratır. Yani orada bir real sayı kullanmaya çalışır. Real sayılarla bir işimiz yok bizim. Kavramadığım bir konu var aslında. Yani onun için başka türlü finite field'ler söz konusu. Bu GF 2 üzeri K türlü finite field'ler. Bunlar biraz farklı şeyler. Arkadaşlar. Bunlar başka tür field var. Mesela GF 2 üzeri K desek genel olarak. Nedir bu? Bunun elemanları polynomials.
bunun elemanları polinom diyoruz. K uzunluklu polinomlar, yani bunun elemanları x0 plus x1 sayısal olarak yazayım, pardon. Diyelim ki a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube, böyle polinomlar. En son polinomun power'ı k'nın bir eksiği. Mesela ben cf2 üzeri 3'ten bahsediyorsam, cf2 üzeri 3'ün elemanları şöyle polinomlar. A0 artı A1 x artı A2 x kare. A0 artı A1 A2'ye de bunlara da verdiğiniz değerler, bunlar 0 ya da 1. Yani bu sayılar A değerleri 0 ya da 1. Mesela 1 artı x artı x kare. Üçünü de 1 aldım. 1 artı x kare. A1'i 0 aldım. 1 artı x, A2'yi 0 aldım. Bütün bunların hepsini Cüneyt ederseniz 8 element olduğu gözüküyor. Çünkü 3 tane binary sayı var. Her birisinin 2 değeri var. 2 kere 2 kere 2, 8 eder. 8 tane elemanı var bunda. Bu hükümenle. Bunların üzerine kurulu eliptik körler var. Mesela CF2 üzeri 163'ün. Demek ki 163 uzunluklu polinomlar söz konusu. Eğer 163 uzunluklu polinomlar varsa bunlarla uğraşıyorsunuz. Bunları ekliyorsunuz. Bunları çarpıyorsunuz. Bunların tersini alıyorsunuz. Yani yapılması gereken işlemler bunlar. Fakat bu gerçekten de bu dersin 10 haftalık dersin içine sığmıyor. Yani sığar, yani anlatır giderim. Ama kimse bir şey anlamaz. Onun da bir faydası yok. Ne bana faydası var ne de size faydası var. Dolayısıyla CFP'de kalayım dedim. CFP anlaşılması daha kolay. İlk defa kriptografi öğrenen birisi için NotP böyle anlaşılması zor olmayan bir konu. Harika. Bu arada benim Mac'im sıcaklığı hallediyor. Fena bir fikir değilmiş yani. Bakalım, devam edelim biraz. Yalnız şöyle bir problem gördüm ben. Ben mesela matematikayı paylaşmam güç oluyor. Çünkü daha önceden bir scene'i yaratmam lazım. Bu OBS için. İçine matematikayı koymadığım için matematikayı gösteremiyorum. Aynı şekilde başka şeyler göstermek de zor. Dolayısıyla bu OBS pek kullanılmaya müsait bir şey değil açıkçası. Şimdi asıl bugünkü konumuza geçelim. Bugün konumuzdan birisine geçelim. Elliptic curve signature, elliptic curve verification anladığımızı ümit ediyorum. Benim sizdeki ödevden istediğim var olan bir library'i kullanıp bu işlemleri yapmak, yaparken de anlamak. Çünkü büyük işlemleri yapmak için gerçekten de bir library kullanmak gerekiyor. O library'de kullanmaya alışmak gerekiyor açıkçası. Yani birileri oturuyor, büyük zahmetlerle bunları yazmış. Bizim de onları düzgün kullanıyor olmamız çok faydalı. Şimdi bir tane daha elliptic curve protokoldan bahsetmem lazım. O da encryption. Tamam, EC ile elliptic curve ile digital signature yapabiliyoruz. Elliptic curve ile Diffie-Hellman de yapabiliyoruz. Encryption yapabiliyor muyuz? Mümkün mü? Elliptic curve encryption'ı var mı? Var tabii. Bu nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Şimdi biraz daha garip bir algoritma bu. Birincisi, bunu kullanabilmek için, bunu kullanmak için bir block cipher dayanında olması lazım. Bir block cipher gerekli. Mesela IIS gibi bir block cipher algoritması da olmalı yanında. Anahtarları seçtiğiniz bir space olması lazım. K1 anahtarı var. K1 anahtarını seçiyordun. Random anahtarlar olmasında tabii ki fayda var. Bir de bir message authentication fonksiyonu seçiyorsunuz. Şimdi message authentication function nedir? Nasıl olur? Bunlar bir çeşit hash fonksiyonları. Ama hash ederken bir anahtar da kullanılıyor. MAC fonksiyonları böyle çalışıyor. Bunu kullan, bu bir anahtar gerektiği için bunun içinde bir K2 anahtarı kullanıyoruz.
İki tane anahtarımız olması gerekiyor. Bir şey daha lazım. Bir de anahtarlarla, iki anahtarla grup elemanları arasında bir map lazım. Yani elinde bir K1-K2 var. Senin bir grup elementi, bir V diye bir fonksiyon olacak. Grup eliptik kür tabii. Grup elementine ulaşabilmen lazım. Yani ben sana bir grup elementi verdiğimde iki tane anahtar ondan alabilmen lazım. Zor bir şey değil. Niye? Şimdi birisini X, birisini Y alabileceğinizi düşünebilirsiniz ama iyi fikir değil o. Çünkü Y ile X birbirine bağımlı. O zaman bir anahtar diğerine bağımlı olur. Onu öyle seçmek iyi bir şey değil. Güvenlik açısından zayıflık getirir. Ne yapmak lazım o zaman? X, Y'yi boş verin, sadece X'i alın. Ya da X'i boş verin, sadece Y'yi alın. Y'nin bir yarısına K1, diğer yarısına K2 diye. Daha iyi, bu daha doğru. Zaten bizim pointler, eliptik kürler 256 bitlik olacak. İki parçaya bölersek 128. İki tane 128 AS anahtarı bulabiliriz. Bunları yaptık mı? Yaptık. Tamam. Şimdi başlayalım eliptik kür encryption yapmaya. Önce kendimize bir private key seçmemiz lazım. Private key ve D diyelim. Bu private key'den public key üretiyoruz. Public key DP olsun. P bu meşhur generating point. Generator. Bu public key'e de Q diyelim. Private key bir sayıdır, D diye bir sayıdır ama public key bir point'tir. Yani public key X, Q, Y, Q diye iki noktadan ibaret. Tamam, bunu unutmayalım. Yani public key'nin iki bölümü var. Şimdi encryption nasıl yapacağım? Encryption, eliptik kür encryption şöyle yapılıyor. Bir random sayı bu. Bu random sayı bir ile n arasında olsun. N de bir ile n eksi bu. N de senin şu meşhur order of p. Yani senin grup order'un ya da senin point order. Tamam. İki tane eliptik kür noktası bulacaksınız. Bir tanesini P'de, bir tanesini Q'da. Nasıl bulacaksınız? Bu random sayıyla R ile P'yi çarpacaksınız. Yani P'yi R defa kendine ekleyeceksiniz. Sonra aynı şekilde Q'yu da R defa kendine ekleyeceksiniz. Buna da U ve T diyeceksiniz. Ve sonra bu U şu meşhur V fonksiyonunu kullanarak, yani grup elemanından anahtar bulma fonksiyonunu bularak buradan iki anahtar çıkaracaksınız. Anlatmıştım onu. X koordinatını alın, ikiye bölün. Sol tarafı K1, sağ tarafı K2 olsun. O kadar. Anlatabildim mi? Çok basit yani. K1 ile K2'yi buldunuz. Bir sonraki adım, alın mesajınızı AES ile encrypt edin. Ha şimdi bu saçma. Niye? Ben eliptik kür encryption yapacaktım. Sen birdenbire AES getiriyorsun. Ne yazık ki eliptik kür encryption algoritması yok aslında. Eliptik kür encryption algoritması yok. Onun yerine AES ile encrypt edip anahtarı eliptik kür ile encrypt etmek var. Böyle bir saçmalık yani. O yüzden bunlara aslında çok fazla dikkate alınması gereken algoritmalar değil. 10 sene önce bulundu. Eliptik kür encryption algoritması da var ama 20 sene önce bulundu. 20 yıldır kimsenin kullandığı yok bunları. Şimdi ne yapacağım? Bütün mesajımı K1 ile encrypt edeceğim. Buna C diyelim. Sonra ayrıca K2'yi kullanıp C'nin authentication kodunu üreteceğim. Buna da D diyeceğim. Bunun sebebi şu. Tamam, bir ciphertext ürettin ama bu ciphertext doğru ciphertext mi? İkinci anahtarla da doğruluk özelliğini belirtmek için kullanılıyor. Yani bir encryption'ın var, bir de ciphertext'in doğruluğunu gösteren bir kodum var. K2 ile buldum, D diye bir kodum var.
ve sonra bunların üçünü birbirine uluyacaksınız. Konketine edeceksiniz. U var elinizde. U neydi? RP'ydi. Sonra elinizde C var. C nedir? Encryption of M. Sonra elinizde D var. O nedir? O da authentication code. Yani bunun üçü birden buna, şuna birden ciphertext diyoruz. Şimdi alıcı U'yu kullanıp KBK2'ye ulaşması lazım. O kadar zor bir şey değil. Şimdi azıcık düşünürsek neler olduğunu. Aslında asıl ciphertext burada. Değil mi? Aslında burada. Ve this could be long. Çok uzun olabilir bu. D one block. Çünkü sadece authentication kodu. U ise point on the curve. Yani U çok basit. A point on the curve. Tamam. A point on curve. Yani XY biçiminde bir sayı oluyor. Tamam. Şimdi alıyor, decryption nasıl oluyor? Decryption işlemleri nasıl olacak? Şimdi KBK2'yi bulmanız lazım. Şimdi eğer siz decrypt eden kişi private key biliyor. Private key bilen kişi private key'ini alıp U'ya uygularsa, dikkatini çekelim, U eşittir RP'dir. Neyi hesaplamış olur? DRP'yi hesaplamış olur. Peki DP nedir? DP Q'dur. Bu Q'dur. Yani public key'dir. Yani sonuçta RP'yi bulmuş olur. Peki RP nedir? Bakın RP nedir? Pardon. RQ. P değil tabii ki. RQ'yu bulmuş olur. DPQ'ye eşit. RQ'yu bulmuş olur. Peki RQ nedir? RQ. Bakın burada RQ T'ye eşit. RQ T'ye eşit. Demek ki bu adam T'ye eşit. T'ye eşitse T'nin X koordinatının yarısı K1, yarısı K2'dir. Demek ki ben buradan da K1, K2'yi bulabiliyorum. K1, K2'yi buldum mu? Buldum. Şimdi K2'yi bulduğuna göre, K2'yi bulduğuna göre ciphertext'in değişip değişmediğine emin olmak için ciphertext'in MAC'ini yani hash'ini K2 ile yeniden hesaplıyoruz. Bu yeni bulduğun MAC ile gelen MAC aynıysa diyor, şuna emin oluyorsun, yolda ciphertext değiştirilmedi. O çok önemli. Tamam, bunu da yaptıktan sonra yolda değiştik. Yani decryption'i buldun. Yolda değişmediğine emin oldun. Şimdi ciphertext'i decrypt edebilirsin. Çünkü K1 elinde var. K1'e de decrypt ediyoruz. Yani bizim algoritmamız bu kadar. Bizim algoritmamız bundan ibaret. Decryption algoritmamız. Benim bugünkü kapsamak istediğim kısım ders bu kadardı arkadaşlar. Bir de bu OBS'i ilk defa denediğim için fazla uzatmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta gene çarşamba günü akşam 8'de görüşmek üzere diyeyim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.